Günaydın sevgili dostlarım, günaydın. Sabahın 7.30. Şimdi ben sizin o özlediğiniz, hani geçen sene yaptım, bamya kızartmasını yapıyorum. İnanın ki çok az yağda yapıyorum. ve size o kadar katılıyorum ki, hani dünkü videoda demişsiniz ya, işte dışarıda yenmez, işte şöyle böyle. Evet ya, dışarıda insanın, ben seviyorum da böyle artık güvenim kalmadı dışarıdaki yiyeceklere. İnanın dün o kadar kahvaltımın içinde doğru düz bir şey de yiyemedim. Hep aynı peynirdi, zeytindi falan filan yani. Bu arada doların fiyatını merak ediyorsanız 80 lira iki kişilik serpme kahvaltı 80 TL'ydi orada. Yumurtalar, çay, her şey içinde. Bu arada tabii kötü yorum yapanlar da olmuş. Şunu şöyle bir şey yapayım. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. O yorumlarla ilgili de birazdan zaten sofraya oturunca şey yapacağım sizlere. Bu arada oğlum uyuyor. Oğlum uyurken ben de dedim ki bahçeden biraz bamya toplayayım. Onları kızartayım. Bir de şöyle bir karışım yaptım. Bu bir çökelek aldım. Pazarda köylülerden. Bunun içine minik minik biberler doğradım. Maydanoz, dereotu, pul biber, biraz da tuz korum azıcık. Biraz da yağ korum. Güzel bir, faydalı bir karışım yaptım. Bu olmuştur ya. Bunu kapatayım artık. Yani bu tamam. Çay demlemeyeceğim dostlarım. Çünkü şey yaptım. Vişne suyu yaptım. Şimdi onları da böyle şöyle bir soğuğa koydum. Çay yerine vişne suyu yapacağız. Son artık vişneleri aldım. Ondan sonra o vişneleri bir güzel kaynattım. İyice böyle şeyi çıktı, rengi çıktı, posası kaldı. Ondan sonra da bir güzel süzdüm, ezdim böyle. Hatta size şöyle bir tarif de verebilirim. Vişneyi kaynattıktan sonra içine de böyle 1 kilo, yani 2 kilo vişneye ya da birebir nasıl tatlı seviyorsanız çilek, böyle ronda da onu iyice su kıvamına parçalayın, ezin iyice. İçine katın, çileği çiğ olarak katın. Vişneyi kaynatın. Allah'ım böyle bir lezzet yok bu sıcak günlerde. Hem çok faydalı. Bence böyle bir şey yapabilirsiniz. Oğlumu göstereyim sizlere. Uyuyor, gelmiyor. Anne diyecek, beni niye gösterdi? Kaan, bugün kemoterapiye gideceğiz oğlum. Ne tamam ya. Kalktım, bahçeyi yıkadım. Çocuklar böyle bağırıyorlar uyandırdığın zaman. Birazdan kaldıracağım zaten sofrayı, hazırlar hazırlamaz. Ondan sonra sofrada buluşalım sevgili dostlarım. Orada güzel bir sohbet edelim. Bayağı bir eleştiri gelmiş çünkü dünkü şeye. Kahvaltı ettik ya bir yerde oğlumla. Güzel bir sohbet edelim. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlarım, şimdi sofrayı hazırlamadan önce benim hazırladığım kahvaltı şeklini de anlatmak istiyorum sizlere. Müsrifliği gerçekten sevmiyorum ben de. Ben şimdi oğlumla kahvaltı edeceğim. Onu da gönderdim şeye, ekmek kuyruğuna. Ekmek kuyruğu derken, bizim yola geliyor ya biliyorsunuz ekmek arabamız. Şimdi o yukarıda bekliyor. Dediğim gibi bamyalarımı kızarttım. O hazırladığım içten kahvaltıya koydum. Onu sonra pide yaptıracağım. Pideciye gideceğim. Pide içi olarak kullanacağım sevgili dostlarım. İşte bahçeden domates, biber, peynir severiz biz. Peynir çeşitleri, işte biraz tulum peyniri, biraz beyaz peynir yeterlidir. İşte zeytin, zeytinyağı, bu kadardır. Bizim kahvaltımız bu kadardır. Ve şöyle korum ben, koyarım bu korum lafı da ne, nereden alışmışım kelimeye? Sevgili dostlarım nasıl biliyor musunuz? Sofrada artık olmayacak şekilde, herkesin yiyeceği şekilde, kaç kişiyse işte o kadar dilim peynir. Bazen ne yaparlar biliyor musunuz? Ya bu cimri midir nedir falan diye var. Cimri zannederler, koysana. Bazı masalara giderler, bir kalıp peynir koyarlar. Hani böyle misafirliğe gidersin. İşte böyle zeytini doldurur, balı koyar koca bir şeye. Herkes o baldan bandırır yer. Kalan bal artık olur falan filan. Yok arkadaşlar, ben asla hiç sevmem öyle şeyi. Çünkü bazı şeyler var. Hadi yıkanabilir, kaldırılabilir ama bazı şeyler tekrar işte tereyağını koyar bir kalıp. Onu yıkayamazsın, işte balı yıkayamazsın, reçeli yıkayamazsın, koca kaseleri ortaya reçel koyar, bir kaşık koyması lazım, işte bir de küçük küçük kaseler koyması lazım ki şey olsun sevgili dostlarım, hani artık olmasın. Ben öyle masalarda pek kahvaltı edemem, rahat edemem sevgili dostlarım. Ben de ne yaparım, böyle yaparım. O masaları ben de sevmem.
Geldi mi? Ne oldu? Ha, yok gelmemiş. Onlar sese bağırıyor. Ay ay düşecek aşağı. Ay düşecek aşağı. Daha gelmedi vallahi ya Rabbim ya. Nerede bu çocuğum? İşte buranın da bu şeyi kötü. Eğer evde ekmeğiniz yoksa sevgili dostlarım çıkıyorsunuz yukarıda böyle bekliyorsunuz. Dediğim gibi işte o masalarda artıklar çok oluyor. Sofra kişiye göre hazırlanmalı. Tabaklar kişilere göre hazırlanmalı bence. İşte o kadar dilim peynir, o kadar zeytin koymalı. Ha, bittikçe tekrar eklenebilir bence öyle. Şimdi oğlum gelsin de birlikte kahvaltı soframızı hazırlayalım. Güzel güzel sohbetimizi edelim. Evet aşkım geldi. Anneciğim güneşte mi kalıyor acaba biraz? Güneş çekeceğim de bir yardım et. Hani sinsek falan. Tam sineceğiz biliyorum. Ben şimdi seni çekiyorum farkında mısın? Video çekiyorum seni. Nasıl? O suratın niye bir kırış? Aynen. Sen de beni hep uyanıkken uykuluyken çekiyorsun. Hep uyuyorum da ondan da uyanık hali veremiyorum. Şöyle şuraya doğru iyice yanaştıralım o zaman. Gölge. Ha, üstüne bir şey vereyim, onu güzelce silelim. Örtü vereyim, serelim. Tamam. Evet. Buyurun beyefendi. Kedilere dikkat et gelmesinler masaya. Açık kalsın arası. Vereyim ben tek tek. Benim mi? Elim titrer benim. Bamya kızartması. Bamya kızartması. Bir güzel yumurta yapacağım şimdi sana. Bir de yumurta yapacağım bir de. Buyur. Tek tek getiriyorum. Kameraya çekeceğim diye. Spor oluyor bana. Git gel git gel. Evimin dağınıklığını da görüyorsunuz. Ben dağınık kadınım. Bunu kabul edin. Beni böyle sevin dermişim. Arabayı boşalttık da bayağı arabanın içinden bir şeyler halledeceğiz, temizleyeceğiz. Çok dağınıktı arabada. Bu arada bu da oğlumun isteme kıyafeti. Sedat kıyafeti. Evet. Buyur aşkım. Ben şimdi yumurtayı da yapayım. Meyve sularımızı getireyim. Evet canlarım. Arkadaşlarım biz soframızı hazırladık. Bizim soframız böyle. Her zaman da böyledir. Standarttır. Böyle. Şimdi güzel güzel sohbetimize de başlayacağız. Bu eleştirilerle ilgili oğlum da canı sıkmışlar. Çok gelmedi ki. Niye canım? Çok gelmedi de gene hayır yemekle ilgili geldi ya sen de haberi yok. O uyuyordu ben size anlatırken. Şimdi ben tripoduma yerleştireyim şu telefonumu. Evet ben de kurulayım artık soframa. Herkese afiyet olsun bu arada. Bizimle birlikte yemek yiyen dostlar varsa hepinize afiyet olsun. Bu yumurtanın bu pişmiş kısmı benim, bandırmalık kısmı senin. Şuraya koyarsak daha iyi olur. Kolumun altında olacak gibi. Şunu şuraya alsana bardağını. Yanma değil mi? Ay gene bir sıcak başladı dostlarım. Şimdi bu sofrada ne var ne yok hepsi bitecek sevgili dostlarım. Çünkü az az koydum. Anlattım size. Neye böyle böyle yaptım? Evet. Yumurtaya güzel olmuş değil mi? Çünkü bol tereyağı koydum. Hem bol tereyağı hem bizim tavuklardan ya. Evet bizim tavukların yumurtası. Aynen öyle. Önümüze de bir servis tabağı alırız her zaman. Herkes servis tabağında. Elinize sağlık lan tavuklar. Tavuklara teşekkür mü ediyorsun?
Oğluma da demişler ki çok çocuk çok çocuk, Allah'a binlerce şükürler olsun, hep böyle çocuk ruhlu kalsın, hep böyle o masumiyeti hep taşısın. Yani belki kötü amaçlı yazıyorsunuz ama ben mutlu oluyorum bu kelimeye. Allah'ıma binlerce şükür, çocuğum demek ki mutlu ki, çünkü çocuklar hep mutlu olur, hiçbir şeyin farkında olmazlar. O yüzden de çok mutluyum. Ya, alınıyor musun o lafa? Hayır, sadece merak ediyorum. Çok çocuk olma varsayımını nereden çıkarttıklarını merak ediyorum. Ya annem böyle çok böyle, şimdi bilmiyorum ki, çok ciddi durmuyorsun, gülüyorsun falan falan, ondan mı da bilmiyorum. Ciddi durup sorulmak mı yani? Herhalde işte büyük adamlar herhalde şöyle, büyük insanlar hiç gülmüyor, işte muhabbet etmeyecek, ağır olacak falan mı artık bilmiyorum. Boşver, iyi ki de çocuk ruhlu oğlum. O yüzden teşekkür ederim. Ben onu hakaret olarak almadım, ben iltifat olarak aldım, hoşuma gitti. Pidemizi de şey yapalım. Bir de işte o kadar o kadar şey müsrif oluyor yemek, hani kahvaltı sofrasında. İnanır mısınız, yemeyeceğimiz bütün tabakları garsonu çağırıp elimizi çatalımızı hiçbir şekilde değdirmeden biz geri gönderdik. Onu sizlere söyleyeyim. Çünkü daha fazlası da vardı orada. Meze gibi, sanki kahvaltı değil de meze çeşitleri gibi şeyler vardı. Onların hepsini geri gönderdik sevgili dostlarım. Yiyebileceklerimizin hepsini yedik. Zaten biz oğlumla pek tatlıcı değiliz. Böyle reçelde, balda, tereyağlı bir şeyler, hani kahvaltıda pek yemeyiz. Hepsini onların gönderdik. Ama çok haklısınız. Bu konuda gerçekten haklısınız. O kadar çok o şekilde bence hazırlanmamalı. Bizim gittiğimiz bazı kahvaltı evleri var, kahvaltı yerleri var. Dışarıda kahvaltı etmek, sevdiğinle muhabbet ederek güzel bazen yapmak gerekiyor. Mesela o kahvaltı yerlerinde herkese kişiye göre koyarlar. Öyle doldurup doldurup koymazlar. Orada öyle yapmışlar. Orada zaten her şey değişmiş. Ben size söyledim. Ben de tasvip etmiyorum. O konuda haklısınız. İşte bir de göstere göstere yiyorsun. İşte fakir fukarası var, olmayanı var. İyi de arkadaşım, ben orada hiç kimsenin yiyemeyeceği bir şeyler yemiyorum ki. Yani öyle bir şey de yoktu ki sofrada. Yani peynir desen iki çeşit peynir vardı. Reçel de herkesin yiyebileceği bir şey. Öyle jambonlar, salamlar, kavurmalar, havyarlar, sucuklar. Böyle bir şeyler yoktu orada. Domates, biber, patlıcan, patates kızartması. Bunları biz de yemeyiz zaten bu yönde. Yani şimdi Kaan onları hiç yememesi lazım. Kilo almış, takım elbisenin içine girmesi lazım nişanda. Öyle demişler. Ben onlara bir cevap vereyim dedim. Şimdi oradan sevgili beni seven gerçek takipçilerim diyecekler ki, aman ne cevap veriyorsun bunlara. Boşver, kayla alma, boşver. Ben cevap vereyim dostlarım. Cevap vereyim, anlarlar, öğrenirler diye. Hani belki öğrenirler. Belki öğrenmeye meyilleri vardır. Öğrenirler diye cevap veriyorum. Yoksa şeyinden cevap vermiyorum yani. Sitem diye cevap vermiyorum sevgili dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Yedin mi bamyamdan? Bunu hatırladın mı? Bizim buradaki her şey bizim bahçemizden yani. Bamyadan mı? Bak bu yağ altında bakabilir misin? Sevgili takipçim. Bunu soyuyor muyduk? Bir şey yapıyor muyduk? Evet. Sevgili bir takipçim gönderdi Kaan bu yağ bana. Zeytinyağını. Profidor mu ne? Çok yüksek bir yağmış. Çok faydalı. Her sabah bana yarım çay bardağı iç dedi de. İçiyorum. Bazen unutuyorum. Nasıl? Bayağı iyi. İstediğin gibi değil mi? Çok güzel. Evet. Kediler ne kuduruk yahu? Kediler çok kuduruk. Kedileri isteyen kimse yok. Niye? Bu kadar yazıyorum. Diyorum ki kedileri saatlendireceğim diyorum. Kimse aramıyor. Kurtarın beni bu yahu kedilerden. Gerçekten hayvanlarımı azaltmam lazım. Ay ayağımı tırmalıyor. Yapma. Sen kendine bayağı yumuşaklısın ha. Yiyebilirsin gözün varsa. İki tane sana, iki tane bana. Ben bu kadar yedim bir tane. Bunları da yap. Şurayı da yap. Patladı mı acaba o suyu? Ne oldu mu? Yumurta patladı mı sonra acaba? Hayır hayatım, hayır.
İlk sahneyi izlerken yarıldım ya. Hangi sahne? Hı? Hangi sahne? Hangi sahne? Ne sahnesi? O pişir sahnesi işte. Ha, Hakan lütfen bir kahvaltı ediyorum canım. O yüzden söylemedim ama o yüzden sana çocuk diyorlar biliyor musun? Ama hayır, işte? O yüzden söylemedim. Yine yapıyorum çocukluk. Sorup duruyorsun. Tamam kapatır mısın? Güzel güzel elinde kahvaltıyı. İnsanın kendi evinde kahvaltı etmesi kadar hiç güzel bir şey yok. Doğru söylüyorsunuz. Çok emin olmadığınız sürece dışarıda yememek gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Baksana gönül rahatlığıyla yiyorum yumurtam, yağım. Her şeyim bana ait. Benim gözetimim altında. Zaten sebzelerde, bahçeden gram ilaç yok, hiçbir şey yok. Tamamen organik. Bir tanesi oradan yazmış, demiş ki Dilara Hanım da her şeyi organik zannediyor, yiyor. Ya zannetmiyorum, tabii ki biliyorum olmadığını ama onların yaptığı işte zeytiniydi, balıydı, reçeliydi onlar yapıyor. Evet, reçele belki şeker koyuyorlar, doğru söylüyorsunuz. Ama onu zaten ben yemiyorum. Ben zaten reçelden yemiyorum ama tatlıyı seven insanlar var. Reçelsiz yapamayan insan, balsız yapamayan insanlar var. Mesela benim kayınpederim. Hı. Tatlıya bayılır. Reçel yer, koşu koşu bal yer. Her soru kanser yememesi lazım. Çaya şeker atar. Neydi başka? Yani. Ama o evde o dünürler tatlıcı. Tatlı dolu. Tuvaletlerinde bile şeker var biliyor musunuz? Kaseye koymuşlar orada. Şekersiz duramıyorlar. Ben de hiç sevmem aksine. Ya al buradan. Hı, ya. Çok faydalı. Zaten en faydalı şey çökelek, lor, bunları yemek lazım. Bunları da böyle sebzelerle, domates, isterse çimenin azıcık salatalık doğrayın. Minik biberler doğrayın, baharat ekleyin falan. Güzel olur. Genelde en faydalı şey o, çökelek. Çökelek de zaten fiyatı da uygun bir şey. Herkesin de yiyebileceği bir şey. Nasıl olmuş? Bam. Bam ya mı? Hı. Bizim açtığım mı? Hı. Şuradaydı onun dikkatçi. Nerede? Bu sefer o tarafa bitti. Görsene. Güzel güzel. Bamya'dan normalde nefret ederim ama bu uzun bamya. Güzel. Çok güzel. Bir de çok az yağda böyle ızgara gibi yapıyorum. Ben. Böyle yağın, vıcık yağın içine atmıyorum. Sevgili dostlar. Sanki biraz da acı bir şeydi. Bu tatlı. Bamya mı? Yok. Acı değil. Normalde sanki acı bir şeydi. Yemeğini yaptım mı daha farklı olur. Meyve suyunu da anlat. Anlattım. He. Vallahi güzel bayağı. Ama bunda çilek yok kan. O geçen içtiğinden bir çilek bulamadım. Çileğe geç gittim o gün pazara. Bir baktım çilek kalmamış. Sadece vişneden yaptım. Ben içine şeker koymuyorum. İsterseniz siz içine yani tatlandır şeker koyabilirsiniz veya pekmez bilmiyorum. Tarçın da çok yakışıyor buna. Tarçın da koyabilirsiniz. Ben şeker yerine tatlı meyvelerle tatlandırıyorum. Çilek koyunca tam kıvamında oluyor. Muhteşem güzel oluyor ama çilek bulamadım. O zaman şimdi biraz ekşi olacak. Ekşi olsun çok faydalı bir şey. Aç karnına kalkarım karpuz yerim. Kiraz yerim. Vişne suyu içerim. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Onları yememen lazım. Aç karnına. Olur mu canım? İçememen lazım. Ona nereden çıkmış? Niye yemiyormuş? Çünkü meyveler şeker üretiyor. Doğal şeker başka bir şey, tamam mı? Hayır, yok öyle bir şey. Ben spor yaptım. Kilo vermeye çalışmıyorum ki.
doktorum bana da meyve yeme demedi yani. Ki kırmızı şeyler en önemli şeyler. Kan yapıyor. O olay çok komik ya. Üzüm mesela. Kara üzüm. Domates çok güzel ya. Benim bahçemden. Ne olur ya bu gözlerimi sahiplenin ne olur. Büyünce bu kadar yalnız olmazlar ya. Büyünce olmazlar evet. Zaten büyünce giderler onlar. Kalmazlar. Beş tane gidi ne yapacak bahçede? Bir zeytin verdim belki. Oğlum bunu da temizledim. Yağlı yağlı. Düştü zaten. Alt aldı. Niye veriyorsun? Ne olacak? Güzel mi çıktı sabah yukarıdan? Bak her şey bitmeli. Sofraya gelen her şey bitmeli dostum. Ona göre az az koyun. Ama bu cimri derler. Ne kadar az koymuş derlerse desin. Aslında sebepten değil yani. Bu ekmekçiyi nasıl keşfettin yahu? Bu ekmekçi hep geliyor oğlum buraya. Sen çıkıp beklemediğin için bugüne kadar bilmiyordu. Bir de sıcacık getiriyor ha. Duman üstünde. Bir de dürüst bir insan. Arkadan şey istedim. Yuvarlak Trabzon ekmeğini diyorlar ya. Bayat o vermeyeyim dedi. Peçete gitsin lan. Yunanlısı ya oğlum. Unutmuşum. Birer yaprak peçete gitsin. Herkesin karnına yemek yiyorsun diyenlere inatlıyorum dermişim. Yok ya benim çoğu dostlarım, çoğu takipçilerim zaten kahvaltı sohbetlerimle tanıdı. Biliyorum seviyorsunuz da kahvaltı sohbetlerimizi. O değil de baba ya yumurta çok güzel. En güzel yumurta burada. Kaan yumurtamı bitirmek istiyorsan bitirebilirsin. Yok. Bitir. Şurayı da yok yok ye sen. Al al. Yiyorum ben ya. Sen erkeksin. Yumurtayı istediğin kadar ye. Dur abi şeyler yeme de. Eve götürün yumurta. Benim o. Kaç tane yumurtam var? Götür götür vereceğim. Giderken sana yumurta vereceğim. Salatalık vereceğim. Domates vereceğim. Biber vereceğim. Sen şimdi cuma gideceksin değil mi Cümle? Cuma gideceksin. Son karşısında ya cuma. İşte hastanede ben de bu sayıda. Gidene göre yersin. Bunu çok verme zaten. Bir daha altı yumurta. İki tane domates. İki salatalık gitti. Ben biraz domates şey falan toplayayım da. İzmir'e de götür giderken. Kahvaltı güzel güzel edin benim bahçemde. Ne olur garip oluyor. Yolda ara bulur onlar. Ne olur? Yolda ara bulur onlar. Hiçbir şey olmaz. Ne olacak ayol? Allah Allah. Ayol? Ne olacak? Küçük bir koli bulayım, koli yapayım onlardan da götür. Sen gitmeden yine görüşürüz onu değil mi? Bilmiyorum. Görüşürüz, görüşürüz. Hayır. Merkeze gelirsen olabilir. Sus. Abim de yeniyorum ben. Yok. Ben çok yiyorum normalde. O gün de çok yedim aslında. Ama diğerlerini yiyemem yani. Hayır. Hayır. Hayır bıdık. Bıdık sus ya. Sus. Şişt.
Bugün meşhur bağırmalara. Şimdi kahvaltımı yedim. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırladım. Kemoterapiye gideceğim. Güzel yiyip gidersem iyi geçiyor. Şu şeyi yap da kaldırayım annem. Yarın mı kemo var değil mi? Bugün kemo var. Bugün salı. Bugün salı. Kemo günü. Kaçta? Kahvaltıdan sonra gideceğiz oğlum. Şey ne oldu? Ne? Okey okey. Benim kız arkadaşım da şu an kamera altında elbise provaları yapıyor. Erken saatte teslim almak için gitti. Sonra tanıyorlar. Herkes tanıyor bunları. Son hazırlıklar. Onun da inşallah nişanın videosunu çekip atarız. Paylaşacağız. Seninle sağlık anne. Ulan. Hafiften doydum gibi. Şunları yerim. Usta tuzlu domates ya. Bamya var burada. Lütfen. Ye, çok faydalı bamya. Lütfen. Yok o. Yürü. Hepsini yedemiyorum ya. Vereyim mi pide? Yağ bandırmadım. Bandırdım daha yemeyeyim ya. Zeytinyağına zararı yok. İstediğin kadar ya. Bardak bardak. Hiçbir zararı yok. Hayır. Baksana tipe bak. Tipe. Tipe bak. Tipsiz. Yapma. Bir içeyim bakayım nasıl. Oh. Bildiğimiz işte suyu. Şekersiz versiyonu. Lorla bir anlayınca yanma geldi. Peynir mi alabilirsin? Böyle işte. Bugünümüz de böyle. Buradan kalkıp hastaneye gideriz. Orada bir 4 saatim geçer. Ondan sonra Allah'a kıyım. Evet sevgili dostlarım. Bu kahvaltıda bize eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bıdık bir sus kapanış yapayım. O da kapanış yapayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum dostlarım. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşça kalın sevgili dostlarım. Görüşmek üzere.